Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kıbrıs, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Haçlılar, bağımsız krallıklar ve Venedikliler tarafından yönetildikten sonra 1571 yılında Sultan II. Selim döneminde Osmanlı kontrolüne girmişti. Fetihten sonra Anadolu'dan yollanan Türklerle adadaki Türk nüfusu oluşmaya başlamıştı. Kıbrıs 1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla büyük devletlerin ilgisini çekmeye başlamıştı. 1877-1880 1878 yılında yapılan ve 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşında Rusların bugün Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu Yeşilköy'e kadar ilerlemesi üzerine destekleri karşılığında Kıbrıs'ın yönetimi İngilizlere verilmişti. Kıbrıs'taki Türk idaresini adım adım zayıflatan İngilizler, 1914 yılında Osmanlı Devleti'nin Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle adayı resmen ilhak ettiklerini açıklamışlardı. Yıllar ilerlerken 1. Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı Devleti yıkılmış ve yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Kıbrıs Rumları ise Enosis adını verdikleri adayı Yunanistan'a bağlama planlarından bir türlü vazgeçmemişler ve bu hedef doğrultusunda çalışan EOKA terör örgütünü 1950'li yıllarda kurmuşlardı. Bu örgütün silah, malzeme ve eğitim gibi tüm ihtiyaçları Yunanistan'dan sağlanıyordu. Buna karşılık Kıbrıs Türkleri ise kendilerini koruma maksadıyla üyelerine Mücahit adı verilen Türk Mukavemet Teşkilatını 1958 yılında kurmuşlardı. Fakat imkansızlıklar içinde olan Türk Mukavemet Teşkilatı zayıf durumdaydı ve EOKA'nın saldırıları her geçen gün dozunu arttırıyordu. Sonunda adadaki İngilizler de EOKA teröründen paylarını almışlar ve Kıbrıs'la alakalı bazı planlar hazırlamışlardı. Bu doğrultuda Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın yanı sıra adanın Türk ve Rum temsilcileri çeşitli görüşmeler yapmışlardı. Sonuç olarak 19 1959 yılında imzalanan Londra ve Zürih anlaşmalarıyla bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması, bu anlaşmaların hükümlerinin uygulanması konusunda ise Türkiye, Yunanistan ve İngiltere üçlüsünün garantör devlet olması gibi kararlar alınmıştı. Garantör devlet statüsünün elde edilmesi ileride göreceğimiz üzere Kıbrıs tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olacaktı. Ayrıca yine anlaşma doğrultusunda küçük miktarlarda Türk ve Yunan birlikleri de adaya çıkmışlardı. 19 1960 yılında ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Rumlardan, yardımcısı Türklerden seçilirken ilk Cumhurbaşkanı Rum Papaz Makaryos, yardımcısı ise Fazıl Küçük olmuştu. Aslında Rumlar tüm bu planları baştan kabul etmemelerine rağmen daha sonra Kıbrıs'ın bölüneceğinden ve adaya tek başlarına hakim olamayacaklarından endişe ederek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına razı olmuşlardı. Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanı Makaryos zamanla anlaşma hükümlerine uymuştu kayarak Türklerin haklarını kısıtlamaya yönelik kararlar alırken ada genelindeki Türklere karşı da kanlı saldırılar yapılıyordu. Bunlardan en önemlisi 21 Aralık 1963'te başlayan ve Kanlı Noel adı verilen olaylardı. Bu saldırılarda yüzlerce Türk şehit edilmiş, 103 köy yakılmış ve 30 bin Türk mülteci konumuna düşmüştü. Rumların katliamlar sırasında adanın radyo ve telsiz iletişimini kapatmasına rağmen Türkiye olayları haber almış ve 25 Aralık jetlerimiz Lefkoşa semalarında alçak uçuş yaparak saldırıları durdurmuşlardı. Olayların 1964 senesinde de alevlenmesi üzerine adaya çıkarma yapılması kararı alınmış fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson, Başbakan İsmet İnönü'ye mektup yazarak Türkiye'yi üstü kapalı olarak tehdit etmiş ve çıkarmayı engellemişti. Harekatın yapıldığı 1974 yılına gelindiğinde ise Yunanlar arasında çeşitli fikir ayrılıkları oluşmuştu. Makaryos adanın Yunanistan'a bağlanması planını uzun vadeye yayarak Türkiye'nin tepkisini çekmeden gerçekleştirmek isterken Yunanistan'daki askeri junta bu işin bir an önce hallolmasını istiyordu. Fikir ayrılıklarının alevlenmesi üzerine olanlar olmuş, EOKA terör örgütü ve adadaki Yunan subaylar 15 Temmuz 1974 tarihinde darbe yaparak Makaryos'u devirmişlerdi. Ardından da Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etmişlerdi. Bu olay adanın açık Yunanistan tarafından ilhaki anlamına geliyordu ve Türkiye gelişmelere karşılıksız kalmayacaktı. Kıbrıs'ta yapılan darbeden sonra Başbakan Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan'ın liderliğini yaptığı hükümet artık harekatın kesin olarak gerekli olduğu kararına varmıştı. Bu doğrultuda Başbakan'ın da bulunduğu heyet Londra'ya giderek İngiltere'ye ortak müdahale yapılması teklifini sunmuş, aksi takdirde Türkiye'nin tek başına harekete geçeceğini bildirmişti. Zaten Genelkurmay da yıllardır çıkarma için gerekli plan ve hazırlıkları yapıyordu. Bu doğrultuda iki kolordu Trakya'da gelebilecek olası bir Yunan saldırısına karşı sınıra konuşlandırılırken donanma da denize açılmıştı. Yine savaş durumuna gelinmesi dolayısıyla Ankara ile İstanbul'un yanı sıra Trakya, Batı Anadolu ve Akdeniz şehirlerinde sıkı yönetim ilan edilmişti. Londra'daki görüşmelerden bir sonuç alamayan heyetin dönüşünden sonra 1959 anlaşmalarından doğan hukuki haklarını kullanan Türkiye 20 Temmuz 1974 sabahı harekata başlamış ve Kayseri Hava İndirme Tugay'ın paraşütçüleri sabah 7 sularında Kıbrıs semalarında görülmüştü. Bu sırada ada halkı ise ana gelen soydaşlarını büyük bir coşkuyla karşılıyordu. Denizden çıkarma harekatı ise hava ve deniz kuvvetlerinin gerekli hedefleri vurmasından sonra saat 9'a doğru başlamıştı. Bu doğrultuda amfibi deniz piyade alayı Yavuz plajından çıkarak Girne-Geçitköy yolunu kontrol etmiş ve kıyı başını genişletmeye başlamıştı. Hava hücum harekatıyla Kırnı bölgesine inen Bolu komasyonları Komando Tugayı ise kıyıdaki birliklerle birleşme amacıyla dik dağ yamaçlarını tırmanmış ve bir taburuyla kuzeybatı, diğer taburuyla kuzeydoğu yönünde taarruza başlamıştı. Hava indirme birlikleri de Gönyeli bölgesine inmiş, bir kısım birlikleriyle önceden adaya gelen Kıbrıs Türk kuvvetleri alayının batı tarafını korumaya alırken, kalan birlikleriyle Dikmen bölgesine doğru taarruza başlamıştı. 1964 ve 1967'de olduğu gibi Türkiye'nin çıkarma yapamayacağını düşünen Rumlar, yapılan harekatlarla büyük bir baskına uğramışlardı. Bu yüzden adaya çıkan birliklerimize karşı başlangıçta etkili bir şekilde cevap verememişler. Fakat akşama doğru toparlanarak karşı harekata başlamışlardı. Başlayan Rum saldırılarıyla beraber 20-21 Temmuz gecesi çok şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Ayrıca gece karanlığından dolayı hava ve deniz kuvvetlerimiz yanlışlıkla kendi birliklerimizi vurmamak adına ateş desteği sağlayamıyorlardı. Rumların çıkarma yapan birliklerimizle indirme yapan birliklerimizin birleşmesini engellemek amacıyla Sen Hilaryon, Dikmen, Ortaköy, Gönyeli ve Göçeri bölgelerinde yaptığı saldırılar Mehmetçiğin kahramanca direnişiyle her defasında püskürtülmüştü. Ayrıca Lefkoşa'daki Türk alayına saldıran Rumlar da askerimizin kararlı savunması sonrası geri çekilmek zorunda kalmıştı. Mehmetçik, harekatın ilk günlerinde topçu ve tankçı desteğinden mahrum olmasına rağmen her ne pahasına olursa olsun ele geçirdiği yerleri korumayı başarmıştı. Gecenin çok zor şartlar altında atlatılmasından sonra havadan ve denizden ateş desteği tekrar başlamış ve Türk ordusu ileri harekatına devam ederek 22 Temmuz'da birleşmeyi sağlamıştı. Bu ilk harekatta Rum hedefleri tek tek ele geçirilmiş ve Girne-Lefkoşa yolu büyük ölçüde Türk birliklerinin kontrolüne girmişti İlk harekatın en üzücü olaylarından biri ise 21 Temmuz'da yaşanmış ve savaş uçaklarımız deniz kuvvetlerimize ait TCG Kocatepe muhribini Yunan gemisi sanarak batırmıştı. Aslında savaş uçaklarındaki pilotlar gemideki Türk bayraklarını görmüş olmalarına rağmen bunun bir Yunan aldatmacası olduğu düşünülmüş ve gerçekleşen trajik olayda maalesef 67 askerimiz şehit olmuştu. Kocatepe olayı üzerine Pakistan ve İran yardım malzemesi yollarken Libya Türk Türkiye'ye başta yedek parça olmak üzere her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirmiş ve Türkiye için gerekli bazı yedek parçalar Libya tarafından karşılanmıştır. Dış baskıların artmasıyla beraber Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını kabul ettiğini ve 22 Temmuz 1974 saat 17 itibariyle ateşkesi uygulamaya koyduğunu ilan etmişti. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu müdahalesiyle beraber Yunanistan'daki Junta ve Kıbrıs'taki Samson yönetimleri dağılmıştı. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ilk harekatın ardından Kıbrıs'ta anayasal düzenin yeniden kurulması için 25 Temmuz'da Cene Cenevre'de toplanmışlar ve konferans 30 Temmuz'da imzalanan Cenevre Anlaşması ile sona ermişti. Buna göre 3 Dışişleri Bakanı Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türk ve Rum olmak üzere iki otonom idarenin mevcut olduğunu kabul etmişler ve doğacak sorunları ikinci görüşmelerde tartışmak üzere anlaşmışlardı. Garantör devletlerle Türk ve Rum toplumlarının temsilcilerinin katılacağı 2. Cenevre Konferansı'nın 8 Ağustos 1974 günü toplanması öngörülmüştü. Ayrıca, Ayrıca ikinci konferansa kadar Rum ve Yunan askerlerinin Türk bölgelerinden çekilmeleri gerekiyordu. Ancak bu gerçekleşmediği gibi Rumlar saldırılarını sürdürüp birçok Türk mahallesini kuşatmış ve sivil halktan insanları esir almışlardı. Nihayet 8 Ağustos 1974'te başlayan 2. Cenevre Konferansı'nda Türk tarafı Kıbrıs'ta federatif bir devlet biçiminin benimsenmesini önermiş fakat Rumlar bu öneriyi kabul etmemişlerdi. Yunan ve Rum tarafının böyle davranmasının sebebi sebebi ise zaman kazanmak ve dünya kamuoyunu Türkiye aleyhine çevirmekti. Ayrıca Türk mahallelerini kuşatarak 1. Cenevre Konferansı'nda alınan kararları da dikkate almamış oluyorlardı. Görüşmelerden bir sonuç çıkmayacağını anlayan Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Ankara'yı arayarak Başbakan Bülent Ecevit'e ikinci harekatın parolası olan Ayşe tatile çıkabilir cümlesini söylemişti. Zaten Rum kuvvetlerine daha fazla zaman kazandırmamak, Türk köylerinin güvenliğini sağlamak ve 1 harekat sonucunda sağlanan üstünlüğü yitirmemek için ikinci harekatın bir an önce başlaması gerekiyordu. Ayrıca adaya çıkan Türk askerlerinin sayısı 40.000'i 40 bulmuştu ve bu kadar büyük birliklerin böyle küçük bir alana sıkışması çeşitli riskleri beraberinde getiriyordu. Nihayet 14 Ağustos günü saat 6.30'dan itibaren 28 ve 39. tümenler Magosa ve Boğaz Deniz Üssü'nü ele geçirmek üzere taarruza başlamışlardı. 39. piyade tümeninin birlikleri saat 11.30'da Karatepe'yi ele geçirirken 28. Piyade Tümeni saat 12'ye doğru Mia Milia'yı almıştı. Saat 15 civarında ise 30 tamamen kontrol altına almışlardı. Kıbrıs Barış Harekatı ile adadaki Türklerin can güvenliği sağlanmış ve Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayalleri son bulmuştu. Bu harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri 498, Kıbrıs Türkleri ise 70'i mücahit olmak üzere 340 şehit vermişlerdi. Rum tarafının ise 4000 civarında ölü verdiği tahmin edilmektedir. Harekat sonrası 13 Ağustos 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti, 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuş ve adadaki Türklerin hakları güvence altına alınmıştı. Yunanistan'ın Kıbrıs'ı topraklarına katmayı istemesindeki amaç ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareket serbestisini kısıtlamak, Anadolu Yarımadası'nın güneyindeki milli güvenlik kuşağını daraltmak ve Türkiye'nin etrafında stratejik bir kuşatma çemberi oluşturmaktı. Böylelikle Türkleri Anadolu sahillerine hapsetmeyi amaçlıyorlardı. Ayrıca Megali İdea'yı gerçekleştirerek Büyük Yunanistan'ı kurmak istemeleri de Kıbrıs üzerindeki emellerini kamçılıyordu. Bugün Kıbrıs etrafındaki petrol ve doğalgaz yatakları düşünüldüğünde harekatın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olarak like atarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.